İyi günler diliyorum. İyi günler. Geciktiğim için çok üzgünüm. Bu hiç sorun değil. Hadi, işe başlayın. Şurası sizin yeriniz. Bay Çaturvedi. Evet? Oturmadan önce benim için bir şey yapın. Tamam, nedir? Kaku bugün işe gelmedi. Ofisi temizler ve çayı hazırlar. Ofis işlerine koşturur yani. Acaba çay demleyebilir misiniz? Evet, demlerim. Bugün buraya geldiğimden beri canım biraz çay çekiyor. Ayrıca mutfak şurada. İsterseniz kendinize de çay yapabilirsiniz. Tamam. Ayrıca çayını içince ofisin içine şöyle bir göz at. Yani bana biraz tozlu gibi geldi. Tozunu alsan fena olmaz. Evet kızım. Alo baba. Ofise zamanında varabildin mi? Evet kızım. Tam zamanında geldim. Peki söylesene baba, yeni ofisin nasıl? Beğendin mi? Ayrıca günün nasıl geçiyor babacığım? Çok iyi kızım. Sen beni merak etme canım. Partin için hazırlanmaya bak. Sonra konuşuruz. Şimdi kapatıyorum. Tamam baba. Hoşça kal. İşte. Dhruv'un Tapki'yi partiye davet etmesine sevindim. Evde kalsaydı buna çok üzülecekti. Evet anne. En azından Divakar'ı bir süre unutacak. Partide eğlenecek. Kendini daha iyi hissedecek. Kendini çok mutlu hissedecek. Ablamla gidebilseydim ben de mutlu olacaktım. Sus bakayım. Aditi. Hı. Bak bakalım Tapki hazırlanmış mı? Çünkü... Canına muhteşem görünüyorsun. Bir prensese benzemişsin. Anne, Tanrı aşkına bu ne kadar demode bir laf. Neden bir aktriste benzemişsin demiyorsun ki? Prenses de neymiş? Masallarda mı yaşıyorsun anne? Gördün mü anne? Bu ukala bücürün bilmediği hiçbir şey yok. Sürekli televizyon izlediği için kızım. Derslerine de o kadar odaklansaydın sınıf birincisi olurdun. Ben sadece iltifat ediyordum abla. Sen de kalkmış beni azarlıyorsun. Bu senin hayatının partisi olacak. Göreceksin. Herkes etrafında pervane olur. Sus bakayım. Doğru söylüyorum. Gerçekten. Herkesin gözü sende olacak. Yeter. Lafınız bitti mi? Gidebilir miyim? Görüşürüz abla. İyi eğlenceler.